Sen sosyal medyayı doğru bir haber kaynağı olarak görüyor musun? Hayır. Her zaman? Hayır, asla. Mesela bu en son terör saldırısında şey yapıldı, kısıtlandı yani internete girişler bir yandan çok eleştirildi, bir evet. yandan doğrusu bu diyenler oldu. Sen ne diyorsun? Vallahi hep beraber seyrettiğimiz kadarını yani bir tane bir sahne var orada bir şey patlıyor, sonra biri koşuyor, o koşanın çektiği açının kamerasında kim çekti diyor. O kadar karışık ki konuyla alakalı benim tek yapacağım bir yorum var: korkunç ve yazık. Günah oradaki bir baba ile bir kız, yani o, onu gerçekten dilime gelmiyor. Her şeyi bir kenara bırakın, korkunç bir şey bu. Onun dışında nasıl oldu, kim yaptı, kim oraları bilemezsin ki. Biz şimdi oturalım sabaha kadar bu konuyla alakalı. Bence şu yapmıştır jandar. Sence de doğru mu diyebiliriz. Ama bilmiyoruz ki. Neden olduğunu da bilmiyoruz. Kim yapıyor bilmiyoruz. Varsayımlarda bulunabiliyoruz. O zaman da iş çekişmeye geliyor. Sen onu yaptın, öbürü diyor ki banka oraya koyduğu için, öbürü diyor saksılar oradaydı falan. Çok Gökhan bazen de çok riskli konularla ya yani riski gelirken riski değil de özür diliyorum geri alıyorum. Yani, Türkiye ikliminde riskli evet. maalesef. Yoksa son derece yani konuşulması gereken şeylerden bahsediyorsun. Mesela şey yazmışsın sen. Bu nefret yürüyüşüne hayır etiketiyle bir paylaşım yaptın. Birçok sanatçı sustu, birçok insan bir şey söylemedi, bir. Sen mesela çıkın dedin ki kimin haddine yaradanın yarattığını kendi gibi değil diye yok saymak. Tabii abi. Kime ne? Abi kimin kendi dünyasında ne yaşadığından kime ne ya? Ne haddine ya? Kimin haddine? Adam eğer sokak ortasındaki biliyorsunuz bir iki tane böyle saçma sapan olay olmuştu e, deniz kenarında şeyde. Onlar tamamen saçma sapan provokatif şeylerdi. Onun dışında kime nedir ya? cinsel seçim tercih. Yani bu bu bununla alakalı ne zaman bir şeyler konuşulup da ayıplanıp da dışlanıp da nefret edilecek hale geldi? Nefret yürüşünü yapanların inancını mı sorgulamak gerekiyor? Neden nefret ediyorsun sen? Oradaki hareketten ve haldense senin karşında böyle bir şey var mı? Yok. E peki nereden nefret ediyorsun? O o şekilde yaşamayı tercih ediyor senin yaşam alanında seni rahatsız edecek bir şey olmadığı sürece tepki göstermene gerek yok. Bana çok bunlar şey gibi geliyor ya candaş. Yani artık çok eski konular bunlar ya. Yani hayatımız boyunca hep gördük yani bu sonuçta bir hani bu konuya hastalık olarak bakanlar var. Bir kişi öyle doğar. Öyle hisseder. Öyledir ya. Yani bu konunun yorumlanacak, yargılanacak bir tarafı yok ki. Öyle öyle doğmuş. Yapısı o veya onu tercih ediyor. Hiçbirimizin haddine değil, asla, asla. Ee, genelde sokakta da kimle konuşursan konuş ya da yani ülkede kendi kanaatiyle ilgili bir sohbetin yapıldığı bir cemiyette her kimle tartışırsan tartış herkes şeyden bahsediyor. Ya böyle o kadar insanlar birbirinden uzaklaştı ki sen dedin ya hani dinlemiyoruz birbirimizi evet. diye ee, o birbirinden uzaklaşma hali garip bir kutuplaşma da yarattı ve o kutuplaşmanın Türkiye'de böyle akli melakeleri falan böyle insanların birbiriyle oturup bir arada oturabilecekleri bütün duyguları yitirttiğine ve ülkeye çok büyük güç kaybettirdiğine ilgili yani hangi siyasi görüşte olursa olsun herkes haklı. Şimdi sen de bunu söyledin. Sen buradan bir çıkış görüyor musun? Yani ya sen başka türlü düşünüyorsun, ben başka türlü düşünüyorum. Sen A partisine, ben B'ye işte hı hı. hep farklı hayatım. Ama yani artık şey de var. Yani Somut gerçeklerde değişti. Yani Mesela sen bu masaya bakıyorsun, beyaz görüyorsun, ben siyah görüyorum falan. <laughs> ya, bu ya beyaz ya siyah yani. Yani karpuz gibi ayrıldık abi. Memleket böyle karpuz gibi iki ayrıldı bu fikirlerden dolayı. Bence tamamen bir geçiş dönemi. Yine onu söylemek istiyorum. Çünkü çok ciddi sanrılar var. Ama dönemin gerçekten içinde bulunduğumuz durumdan dolayı herkes artık bir şeyin olmasını bekliyor. Çünkü herkes ne diyor diyor ki abi ne zaman düzeleceğiz? Yani işte benzinin fiyatı, ekmeğin fiyatı, suyun fiyatı, doğalgazın fiyatı. Birisi zaten o bir tane bir tip var çıktı şey diyordu ya. Yakın açın pencereleri, yakın gaz, doğalgazı sonuna kadar açın. Şimdi halkın, halkla dalga geçmek anlamına geliyor. Halkı hiçe saymış, saymak anlamına geliyor. Bir, bence herkesin bir görüşü olmak zorundadır ve vardır da zaten. Yani tradisyonalist yani tamamen gelenekselci yapıdaki arkadaşlar vardı ki ben de çok severim tarihimizi her şeyi dünya tarihi her şeyi sevi okumaktan çok keyif alırım ama günün sonunda baktığınız zaman bizim halkımız aslında net olarak bir halkçılık sosyalist bir yapıya sahiptir kendi içinde birbirini korur destekler o açsa ona yemek götürür yani bunun içerisinde baktığınız zaman hala hep, öyle mi sence ya hep öyle abi her zaman öyledir yani bugün yine sokakta aç olsun biri gerçekten Cebinde telefon olup da dilenen arkadaşlarımızı söylemiyorum ama çok ciddi aileler, mahallelerde ihtiyaç olan insanlar. Aile. Bu duygunun da biraz kaybedildiğini düşünmüyor musun? Hayır abi. Asla. Bizim genetimizde var. Yerken yarısını koparır verir. Çok fazla biliyorsun bu son dönemde inanılmaz bir göç alındığı için memleketteki şey, doku çok farklılaştı. çok Çok değişti. Yani bizim ee, kendi aramızdaki e, örf adetlerimiz bir kenara bunun içerisinde çok farklı e, dışarıdan bir şeyin içine mesela sıcak suyun içine çok soğuk bir su koyduğun zaman böyle bir değişik bir şey olur ya o böyle yani şu anda bir anda olduğu için o konu bir alışma dönemindeyiz. Bu da bir geçiş dönemi bence. Yani etrafımızdaki civar komşularımızdaki olan sıkıntılı durumlardan dolayı buraya gelenler Burada bir durumlar çok zor yani bu durum e, memleketin zaten bir ağırlığı vardı. Şu an daha da büyük bir ağırlığın içine girdik. Bakalım toparlayacak diye düşünüyoruz. Bu durum seni mutsuz ediyor galiba değil mi? Yani hep beraber zorluğunu çekiyoruz. Yani Avrupa da çok zor bir durumda bu arada. Enteresan Ama kimse bir şey. bizim kadar göçmen almadı. Olamaz, tabi. olamaz. Tabii çok başka bir şey yok. Biz yani işte geçen de bir yazı okudum. İşte biz onları aldığımız için Avrupa rahat ediyor falan gibi hmm. bir biz yani oraya okuyanlar gidiyor işte burada öyle bir şey anlatmışlardı çok zor bir dönem inşallah geçecek ama öyle düşünüyorum yani.